Hadi hanımlar, mesai başladı. Hadi. Cahit abla, az kaldı. Son 10 gün. 16. Vallahi abla, sensiz zor çekip çevireceğiz ha biz bu bahçeyi. Olur mu öyle şey canım? Her şeyi öğrendiniz. Bana ne ihtiyacınız var artık? Olur mu abla ya? Sen geldiğinde daha buralar çorakmış, ağaçlar el kadarmış. Bir sen, bir Serpil abla, öyle diyorlar. Ah, ağaçlar büyüdü. Biz büyüdük. Vallahi yaşlandık. Abla ne yaşlanması ya? Sen hele bir çık, ikinciyi de evlenirsin bak gör. Deme öyle. Ya ne? Fena mı olur? Kızları da alırsın yanına. Ha? Belki onlar da evlenmişlerdir abla ha? Senin şu avukattan haber var mı? Yok. Beceriksizin teki o zaten. Ben sana söyleyeyim, sen ona hiç güvenme. Zaten kızları falan da bulamaz. Hem işe yarasaydı seni yok yere yatırır mıydı burada 24 yıl? Ne biliyorsun ki yok yere yatırdığını? Nihayet. Cahide Eren, ziyaretçim var. Hayırdır inşallah? Hoş geldin Ahmet. Nasılsın Cahide? Vallahi onları bulduğunu duysam daha iyi hissedeceğim. Ben gerçekten çok utanıyorum. Vallahi kendimi başarısız hissediyorum ama yok. Yani hiçbir iz bulamadım maalesef. Keşke bu kez sana bir faydam olsaydı. Kendine haksızlık etme Ahmet. Bunca zaman yanımda sen vardın. Beni sonuna kadar savundun. Bana inanan tek kişi sendin. Bak, sen araştırmaya devam et. 24 yıl bekledim. Ömrümün sonuna kadar da beklerim. Ben ümidimi kaybetmedim. Dünyanın bir ucuna da gitseler onları bulacağım. Aslında yardım isteyebileceğimiz birileri olsa. Bize kim yardım eder ki? Yani öfkeleneceğini biliyorum ama. Cemal. Ahmet. Bak, o hatırı sayılır biri. Belki bize bir yol bulabilir. Onun hatırı da, yardımı da yerin dibine batsın. Onun adını bir daha anma. Anacaksan da buraya gelme Ahmet. Ve her gün yeniden başlamak için uyanabilmek, hayatta kalmanın yegane şartıdır. Kaybedecek hiçbir şeyiniz kalmamıştır belki. Ama kazanacak çok şeyiniz vardır. Avukatımla konuşmam lazım. Görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Kızlarım hakkında bana söyleyecek bir şeyin olmasaydı, inan seni görmemek için 24 yıl daha yatardım. O zaman yanlış kişiyi öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim Cemal.
İnkar etmenin bir manası yok. Cezanı yattın, bitti. Bravo. Sakın ama lütfen. Bir şey çıkartacağım yoksa. Özür dilerim. Özür dilerim, tamam. Oturur musun lütfen, rica ediyorum. Özür dileriz. Senden de çok özür dilerim. Lütfen oturur musun? Özür dileriz, bir daha olacak. Affedersiniz. Onları buldum. Neredeler? Bir şekilde birbirlerini bulmuşlar. Cemal, neredeler? Nasıl oldu hiç anlamadım. Hep yan yanalar. Yani şu anda önemli olan yan yana olmaları. Senin tahliyenden birkaç gün önce olması da büyük bir mucize değil mi? Cemal, neredeler? Şş, şş, şş. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ama önce sana bir teklifim var. Çok güzel bir ev aldım. Hepimiz için. Yeşillikler içinde. Hep beraber yaşayacağımız. Senin tarihinden sonra alıp seni oraya gideceğim. Kızlar da orada olacak demeyin. Sen merak etme. Ben kızları ayarlayacağım, önceden hazırlayacağım. Sonuçta babalarının katili bir kadına, anne. Nerede? Nerede söyle? Ah Cahide. Bak, seni öldürürüm. Cahide. Seni öldürürüm. Cahide. Kızlarım nerede? Nerede? Söyle. Söyle nerede? Cahide. Teklifimi düşün. Cemal. Teklifimi düşün. Abla, bugün hangisinin yaş günü? En küçüğüm. Bak sen o kadar sabrettin. Sonunda alacaksın karşılığını. Hepsini tek tek ellerine vereceksin kızlarına. Hadi hanımlar, mesai başladı. Hadi. Sen geldin mi? Siz başlayın. Telefon görüşmesi yapmak istiyorum. Cahide, orada mısın? Konuşmamız gerek. Hemen. Peki. Yıllar sonra ilk kez beni sen görmek istedin. Bugün en küçüğümün doğum günü. 24 yıldır her doğum günlerinde onlara hediye hazırlıyorum. Onlara sarılıp hediyelerini vermeyi hayal ediyorum. Nerede olduklarını bildiğimi söylemiştim. İstersen ben ulaştırırım. Hayır. Beni görmek istediğinde akıllı mantıklı düşünüp doğru karar verdiğini ummuştum. Doğru. Karar verdim. Teklifini kabul ediyorum. Cahide?
Bundan sonra yanında olacağım. Çok teşekkür ederim. Ama bir şartım var. Ne istersen kabulüm. Kızlarımdan uzak duracaksın. Onların hayatına karışmayacaksın. Uzaktan dahi olsa onların hayatına müdahale etmeyeceksin. Seni tanımayacaklar. Beni de. Onları benden uzak tutmak için kendini mahrum ediyorsun, öyle mi? Bu kadar mı çok korkuyorsun benden? Teklifimi düşün. Efendim abla. Bunları sen al. Nasıl yani ben alayım? Senin ailen geniş. İhtiyacı olan birine verirsin. İstersen satarsın. Abla sen delirdin mi? Kaç yıldır uğraşıyorsun bunlarla? Hem çıkınca kızlara... Kızları aramayacağım. Bunca yıl bensiz yaşadılar. Bundan sonra da yaşarlar. Böylesi daha iyi. Cahide. Biliyorum benden nefret ediyorsun. Ama bana bir fırsat verirsen yıllardır ne kadar yanıldığını gösterebilirim sana. Senden sadece bunu istiyorum. Benim senden tek istediğim şey kızlarımdan uzak durma. Tamam. Anlaştık. Değil mi? Tamam, uzak duracağım. Benimle evlenir misin? Sen buradan çıkınca nikahımızı nerede istersen orada kıyarız. Sen nasıl istiyorsan, kimi istersen çağır. Burada. Nikah burada kıyılacak. Cahide abla bir baksana. Gel. Seni görmek isteyen biri var. Burada mı? Çıkmana az kaldı ya, müdür anlayış gösterdi. Ama uzun sürmesin. Hanımefendi söyle bir an evvel ne söyleyecekse. Cahide Hanım. Buyurun. Gülistan ben. Cemal Bey'in yardımcısıyım. Cemal mi gönderdi seni? Hayır, bilakis. Onun burada olduğumdan haberi yok. Sizden de ricam bunu bilmemesi. Dinliyorum. Cemal Bey'in teklifini kabul etmeniz beni çok şaşırttı. Bunca badireden sonra. İşe dönmem lazım. Ne söyleyeceksen hemen söyle de. Cemal Bey varlıklı bir adam. Siz de çok eziyet çekmişsiniz. Belki rahat etmek sizin de hakkınız. Ama buradan bir hayır çıkmaz bence. Bu yüzden mi kabul ettim diye düşünüyorsun? Parası var diye. Başka neden olabilir? O çok sevdiğim patronun, hakkında endişe duyduğum patronun var ya... ...beni evet demeye zorladı. Nasıl? Ona evet dedim. Karşılığında kızlarımdan uzak duracak. Hayatlarına müdahale etmeyecek. Yani siz etmediğini mi zannediyorsunuz?
cihan bir araya gelse bir daha yüzümü göremeyeceğiz. Asla gerçekleşmeyeceğini bildiğin bir rüya. Kabustan başka nedir ki? Biz unutmazsın değil mi Cahide abla? Unutur benim için. Ebru, sen de çıkmana az kaldı. İnşallah buluşacağız dışarıda. Ya o değil. Abla sen yıllardır emek emek işlediğin bu hediyeleri bana verdin ya. Ben bunları kabul edemem. Ebru ne konuştuk seninle? Yok abla sen ne dersen de. Ben bunları kabul edemem. Biliyorum. Sen çıkınca kendi ellerine vereceksin kızlara bunları. Onlar mutlu, sağlıklı olsun da bana yeter. Yok öyle. Vazgeçmek yok. Sen dört duvar arasında 24 yıl kalmışsın, sabretmişsin. O Cemal denen seni vazgeçiremez. Yok ben bunu kabul etmiyorum. Sen kabul etmesen ne fark edecek? Ben kabul etmesem ne? Biliyorum. Başka çıkış yok. Bak abla. Ben bunun için annemin adresini koydum. Zaten seni kendi kızı gibi sever, bekliyor. Bunca yıl beni koruyup kolladın. Sana minnet borcum var abla. Estağfurullah Ebru. Borç ne demek? Şimdi özgür müyüm ben? İnsan özgür kalınca mutlu olur. Evet, demir parmaklıklar yok artık. Gardiyanlar yok. İstediğim yere gidebilirim. Ama 24 yıl öncesine gidemem. Kızlarım koynumda, kocamın sesiyle uyandığım sabahlar yok artık. Benim döneceğim mutlu yuvam yok artık. Huzurumda, umudumda geçmişte asılı kaldı. Kayıp bir hayatın telafisi mümkün mü? Teşekkürler, sağ olun. Belki de umut vardır. Bir gün kızlarımla birlikte yeni bir hayata başlayabilirim. Annem diye bana koşsalar bütün acılarımı unutabilirim. Bu kadar hayat. Bu kadar. Senden bütün istediğim bu.